Sayın Mehmet Kirazdar kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? 1961 Bayındır doğumlu. 2005'te inşaat sektörüne girdim. 2014'te kurumsal olarak şirketimizi kurduk. 14'ten bu yana da işletme sahibi olarak hizmet vermektesiniz. 2005'te inşaat sektörüne yine giriş sebeplerinizden bir tanesi işletme ortağınız Naim Bey. Özellikle onun çok uzun yılların tecrübesinden istifade ederek güç birliği yaptınız. 3 ortaksınız. 3. ortağınız burada yok şu anda. Onun da ismini lütfen zikredelim. Sefa Öztürk. Sefa Öztürk İstanbul'da Bey de. Görevli. Naim Bayram. Hep beraber bir güç birlikteliği yaptık ve bugüne kadar yaptığımız başarılı çalışmalarla da şu an sektöre yön veriyorsunuz. Hemen sizin çalışmalarınıza geçmeden önce Naim Bayram'a dönmek istiyorum. Sizi biraz tanıyabilir miyiz efendim? Adım Naim Bayram. Ağrı Tutak doğumluyum. 1973'te tire göç vaziyette etmişizdir. Hı hı. 86'da inşaat sektöründe çıraklık eğitimine başladım. Ve şu ana kadar hep inşaat sektörüyle uğraşıyoruz. 32 yıldan söz ediyoruz. 86'dan günümüze. Evet. Ondan öncesi de vardı çalışmalarınız çocuk yaşlarından beri. Tabii çocukluk yaşlarımızda da vardı. Yurt dışında da kaldınız biliyorum. Yurt uzun dışında yıllar. Da kaldım. Biraz onunla ilgili bilgi alabilir miyim? İlk Bosna Hersek'in savaş döneminden çıktıktan sonra Bosna Hersek'te inşaat sektöründe çalıştık, ustalık yaptık. Hı hı. Oradan sonra İtalya, İspanya, İtalya, Belçika, Fransa'da olmak üzere oralarda çalışıp tekrar Türkiye'ye döndük. Birçok ülkede de çalışmalar yaptınız. Evet. Oranın kendi fizibilite raporları doğrultusunda inşaatları oranın kurallarına uygun vaziyette çalışırken Türkiye'ye döndünüz ve Türkiye'de de Tire'de hizmet vermeye başladınız 3 ortak olarak. 3 ortak olarak abim madende yer altında sağlam, ben yer üstünde sağlam ve de teknoloji bilimlerde de 3. ortağımız Sefa Öztürk. O da öğretmen kendisi. Ona da buradan sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Üçümüzün birleşiminden MSN Grup İnşaatı kurduk. Harika. İyi ki de kurdunuz. Son derece başarılı çalışmalar yaptınız. Yapmaya da devam ediyorsunuz. Yine burada verilen hizmetlere geçmeden önce ben biraz değerli izleyicilerimize konumdan söz etmek istiyorum. Tire'deyiz. Bulunduğumuz Zerrin Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde bir ofis ortamındayız. Yaklaşık 50 metrekarelik bir ofis olduğunu görüyorum. Fakat sizin çalışmanız tabii ki burayla sınırlı değil. Burası sadece bir başlanmış adres. Gelen misafirimize çay kahve ikram edebileceğimiz bir yer. Ama inşaat alanlarımıza ve arazilerimize baktığımızda genelde nerelere kadar bu hizmet sürebiliyor, nerelere kadar gidebiliyoruz efendim? Tire, Bayındır, Ödemiş ve yurt dışı da yani örnek olarak Türkiye'nin her tarafına hizmet veriyoruz. Yani. Sadece buralarda sınırlı değil. İzmir'in tamamı, çevreyi ve ilçelerden gelen taleplere de cevap verebiliyorsunuz. Evet. Zaman zaman yurt dışından gelen taleplere de cevap verebiliyoruz ki büyük çoğunluğunu yurt dışından gelen gurbetçilerimiz ya da oradaki taleplerin de özellikle karşılandığı bir işletmecilik yapmaktasınız. Doğal olarak Türkiye'nin 81 iline hizmet götürebiliyoruz. Yurt dışından gelen taleplere de cevap verebiliyoruz. Şimdi biraz evvel bahsettim. Bu bölgenin tamamına hizmet verebiliyoruz. Bunun için tabii uzman bir kadroya ihtiyaç var. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir toplamda efendim? 60 kişi kadro sayımız vardır. Tabii ki bizim bir özelliğimiz şu. İmalatı kendimiz yaparız. İnşaat sektöründe suyla olan bütün işletmeleri kendimiz imalat ederiz. Çalışırız. Kardeşlerimiz, yeğenlerimiz, akrabalarımız kendi çapımızda olan bütün ustalarının birimiyle ustabaşı olarak da kendimim mücadelemizi hep beraber yapıyoruz. Şimdi işletme sahibiyiz fakat bu bizim masa başında olan patron anlamına gelmiyor. Biz her safhada bizzat kendimizde varız. Aynen. Yani inşaatın A'dan Z'ye her aşamasında elinizin, emeğinizin, terinizin bir parçasını orada görebilme imkanımız var. Tabii. Doğal olarak da bugüne kadar yaptığımız başarılı çalışmaların aslında başarı sebeplerinin bir bölümünü buradan da anlayabilecek değerli izleyicilerimiz bu anlatımınız sonrası. Şimdi biraz evvel de söyledim. 60 kişilik uzman bir kadro. Taleplerin çok yoğun olması durumunda kadroyu da genişletebilme imkanımız var. Ve her aşamasında çalışan ustalarımız gerçekten uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadro. Evet. Yine de sizin kontrolleriniz ve taleplerin üzerindeki baskın gücünüz ve enerjiniz, işi takip etme özellikleriniz bu sektörde sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellikler ama ben yine sormak istiyorum. Evet sektörün en iyisisiniz fakat yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme de var biliyorsunuz. Özellikle müşterilerinizin sizleri tercih etme sebebi nedir? Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir efendim? Şöyle bir durum, inşaatlarımızda herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Bu aşama içerisinde bizden daire alanlar ve bize arsa verenler, birinci ektör, arsayı bize verenler mühendis ve mimarlar, bu inşaat içinde olanlar, bizden daire alanlar, belediye personeli, emniyetten, kaymakamlıktan ve inşaatın
her şeyinden anlayanlar alıyor. Resmi kurumdan daha fazla müşterimiz var diyorsunuz. Evet. Çünkü bunlar gerçekten araştırmacı, işi bilen, işi takip eden ve sizin inşaatlarınızın gerçek manada değerini bilen, anlayan insanlar oluyor. Bu da sizi mutlu ettiğini görüyorum. Özellikle bu insanlara hizmet vermek bizi farklı kılıyor. Tabii ki dışarıdan müşterilerin de bu kadar kurumsal firmalarda çalışan, inşaattan bu kadar anlayan insanların tercih ettiği bu şirketi tercih etmede kolaylık sağlıyor onlar için de. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Abim tabii büyüğümüzdür. Mehmet Kirazlar olarak MSN'nin M'sidir. Sefa Öztürk S'sidir. Naim Bayram da N'sidir. MSN'nin kuruluşu 3 baş harflerimizden oluşmaktadır. Oluştu. Genelde malzemelerimizi nerelerden alır? Alırken nelere dikkat ederiz efendim? Şimdi genelde malzemelerimiz şudur. Aldığımız betonun değer oranına bakarız. Kesinlikle. Aldığımız demirin de analiz raporlarını isteriz. TSE'li mallarımızın da TSE'sinin belgesini isteriz. Biz bunları araştırmasını yaparız. Eğer gelen mallarımızda bir TSE markası olmayan, sağlam olmayan malzeme kesinlikle alışveriş yapmıyoruz. Bu değerler ve kriterleri taşımayan hiçbir ürünü içen bazısına sokmuyoruz. ISO 1 özellikle olması gereken belgelerden biri. TSE'ye yine olması gereken belgelerimiz. Zaten bunu denetleme kurulları da kendileri de denetlemekte. Ama biz inşaatı yapan, sorumluluğunu taşıyan inşaatçılar olarak asla böyle bir ürün, bu kadar kaliteyi taşımayan ürünü de aramıza sokmuyoruz. Bu da bizim inşaatlarımızda ne kadar profesyonelce malzeme kullandığımızın delillerinden bir tanesi. Şimdi biraz evvel söyledik, Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından gelen talepler var. Yine sadece İzmir ve bölgeyle sınırlı olmayan bir yapımız var. Her tarafa ürün ve hizmet götürebiliyoruz dedik. Değerli izleyicilerimizin sizlere ulaşabilecekleri sosyal medya adresleri www.msnyapı.com, sizlere ulaşabilecekleri web sitesi. Yine info@msnyapı.com mail adresi olarak sizlere ulaşabilecekleri sosyal medya adresleriniz. Evet. Sizlere ulaşabilecekleri ayrıca telefonlar var. Sabit numaranızı ben değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum, izin verirseniz. 0232 50 çift 0 676. Yine İstanbul uzantılı size ulaşabilecekleri sabit numara 0212 613 34 05 ve sizlere ulaşacakları GSM numaraları 0538 762 56 93 ve 0507 917 85 86. Bu numaralardan da değerli izleyicilerimiz sizlere ulaşabilecek. Özellikle sosyal medya sayfalarından sizlere ulaşabilen değerli izleyicilerimiz verdiğiniz hizmetlerle ilgili detay bilgi ve görsellere buralardan ulaşabilecekler. Telefon numaralarından sizi aradıklarında sizden hizmet almak adına olduğu gibi danışabilmek adına da sizleri arayabilir değerli izleyicilerimiz. Şimdi sektörün en iyisisiniz, sektöre yön veriyorsunuz dedim. Tabii ki biraz ileriye yönelik plan projelere de değinmek istiyorum. Bugün sektörün yıldız firmasısınız. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeniz neler, neler yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi her şeyden önce Allah isterse olur. Kesinlikle. Şimdi Allah istemezse zaten hiçbir şey kul mücadele etse de olamaz zaten. Birinci faktörümüz şudur. Çalışan iş potansiyeli çoğaltmak istiyoruz. Daha fazla kendimize insana istihdam sağlamak istiyorsunuz. İstihdam sağlamak istiyoruz. Bu çok çok önemli. Artı bunun yanı sıra sadece inşaat sektöründe olmayacağız. Önümüzdeki günlerde başka sektörlere de müdahale edeceğiz yani. İnşaat sektöründeki başarımızı başka sektörlerde de göstermek istiyoruz dedik. Evet. Tabii ki daha fazla insana hitap etmek, bünyenize daha fazla insan çalıştırmak, zaman içinde kurumsallaşmak, büyümek, Türkiye'nin birçok noktasında bu hizmeti verirken marka değerimizin sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok noktasında da görülmesi ve bilinmesi adına büyük hedeflerimiz, büyük projelerimiz var. Ama ilk projemiz anladığım kadarıyla bugün verilen hizmetin kalitesinden ödün vermemek diyebiliriz. İnançlı bir insan olarak biraz evvel de söylediniz, Rabbim isterse olur ama biz çabamızı ve gayretimizi elimizden geldiğince yapacağız. Mutlaka onun da takdirleriyle önümüzdeki yıllarla ilgili marka MSN ismini sadece bölgede değil, Türkiye'nin 81 ilinde, hatta zaman zaman yurt dışında dünyanın birçok noktasına da duyuramak adına projelerimiz var. Farklı sektörlere de hizmet sunabileceğiz diyorsunuz. İnşallah. Şimdi söyledim, sektörde yıldız firmasınız ve sizi en iyi yapan özellikleri siz biraz evvel bir cümleyle paylaştınız. Mutlaka kaliteli inşaat yapmak, taahhütleri zamanında yerine getirmek, profesyonel kadroyla çalışmak ve ürün yelpazenizin aslında kaliteli ve seçilmiş olması sizi diğerlerinden ayıran en önemli unsurlardı ki bunların içerisinde müşteri memnuniyeti olmazsa olmazlardan biriydi. Biraz evvel de söylediniz, özellikle kurumsal firmalarda çalışan, gerçekten işin teknik kısmını çok iyi bilen insanlarla çalışmamız bizim tercih edilme sebeplerimizin bir bölümünü oluşturuyor dediniz. Ben buradan değerli misafir ve müşterilerinize bir teşekkür mesajınız var mı diye sormak istiyorum efendim. Bizi tercih ettiğiniz tüm müşterilere teşekkür ederiz. Efendim sizden de böyle bir teşekkür mesajı alabilir miyim? Bizleri tercih ettikleri için
ve çalışmalarda alışverişlerinde yaptığı için bütün müşteri potansiyelimizi herkes için çok ayrı ayrı teşekkür ederiz, saygılarımızı sunarız. Vesile olanlardan da Allah razı olsun. Harikasınız. Özellikle bu sektörde sizi bugüne getiren en önemli şey müşteri memnuniyetleriydi ve onun için de buradan dostlarınıza sizler teşekkür ettiniz. Ben bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim, kazancınız, rızkınız ve bereketiniz bol olsun diyorum efendim.